Önemli bunlar çok. Mutlaka. Yani mutlaka. Bunlara bir sürü düzenler getirilmesi lazım. Gelir vergisinden bahsetmiyorum. Gelir vergisi de zaten ne kazanıyorsun onun karşısını vereceksin. Orada bir problem yok. Ama detaylı dolaylı vergiler var ya, dolaylı olarak ödediğim vergiler, işte az evvel dedim ya, belediyelerle ilgili de önünü kazar senin orada, katılım payı vermek, tabela edeceksin, işgaliyeden birçok şehirde, iş yer açma ruhsatından, bu Çanakkale Belediyesi ile ilgili değil, Türkiye genelinde. Evet. Sonra şunu da söyleyeyim, hazır belediye derken biz Çanakkale Belediye Başkanı ile her ay toplantı yapıyoruz. Bir ay belediye de yapıyoruz, bir ayda esnaf ve sanatkarlar odaları birliğimizde Çanakkale merkezdeki oda başkanlarımızla yapıyoruz. Bütün sorunları orada görüşüyoruz. Yani esnaf sanatkarın iş yerinin açılıp kapanmasına kadar, faaliyetinin sürdürülmesine kadar, önündeki kazıdan, kanalizasyondan, pazar yerlerine kadar bütün konularda paylaşıyoruz problemleri, sıkıntıları. Zaman zaman başkandan indirimler de istedik. Mesela su ile ilgili indirimler istedik. Sağ olsun bize indirim de yaptı. Evet. Ama Türkiye genelinde böyle bir yasalardan kaynaklanan para verme zorunluluğu var. Bizim buradan istek taleplerimiz, zaten şunu da özellikle söyleyeyim de, yani bizim esnaf ve sanatkarın en büyük sorunlardan bir tanesi esnaf ve sanatkarın korunup kollanması. Korunup kollanması. Evet, esnafın sorunları bugünlerde. Bak şimdi, işte az evvel şey dedim, şimdi esnaf sorunları sıralarsak, şimdi çözüm, evet. Çözümlenmeyecek sorunlar da değil, sıralarsak. Evet. Bir. Şu vergilerle ilgili problem, sıkıntılar var. Hangi vergilerle? Detaylı, dolaylı vergilerle. Evet. Yani işte deprem vergisinden, diğerlerinden, birçok şeylerden. Sonradan. İş yeri, tabii sonradan çıkan. Evet. İşte tarımla ilgili olsun, sigortayla ilgili olsun, birçok şeyle ilgili olsun. Evet. O vergilerle ilgili problem, sıkıntılar var. Kredilerle ilgili. Bakın devlet son zamanlarda güzel krediler çıkardı. İşte Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na proje hazırlayıp gireceksin. COSGAP ile ilgili girişimcilik kredileri var, genç girişimciler var, bayan girişimciler var. Esnaf bunu geri ödeyemeyecek. Şimdi şunu söyleyeceğim. Buradan esnaf sanatkar faydalanamıyor, onu söyleyeyim. Hmm. Mesela girişimcilik kredisinden hiç esnaf yararlanamıyor. Niye? Yeni iş yeri açanlar yararlanıyor. Mevcut esnaf ve sanatkarın yararlanması gerekiyor. Mevcut hayatını idame ettiren, işte az evvel dedim mi, 22 bin küsur tane esnaf. Bu 22 bin esnaf sanatkarın şu devletin çıkarmış olduğu girişimcilik kredileri, sıfır faizli krediler, işte 100 milyar veriyor, 30 milyarı hibe, 70 milyarı da inşaat, diğer alet edevat, bunlardan yararlanmalı esnaf ve sanatkar, ama mevcut yararlanmalı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, bunlar büyük firmalara, büyük projelere, yani bugün proje deyip geçme, bir proje hazırlamanın bedeli var. Tabii. Kapasite raporundan tut, bu proje hazırlamanın bir maliyeti var. Tabii. Bizim zaten onların oraya verdiğimiz maliyetin 2-3 misli kadar sermayemiz var. Hı-hı. Bak örnekler verelim. Bir berber dükkanına bakın şimdi. Ne kadar sermayesi olur? 3 tane koltuğu var. Şöyle 2'şer bin liradan olsa 2-4, 6 bin lira olur. Evet. 10 bin lira olsun. Bir proje hazırlamak 3-4 bin lira ya. Proje hazırlamak 3-4 bin lira. Kapasite raporları 5-600 bin lira. Evet. İşte diğer masrafı şuyu bilir. Para bunlar. Aslında terzi dükkanlara bakın, küçük dükkanlara bakın, dinam manavlara bakın, kasaplara bakın, birçok yerlerde bunlar dar az sermaye ile 3-4 kişi istihdam ediyor bir insan. Evet. Şimdi proje hazırlayıp oralara bunları sunup bir de alamadığı zaman o para da boşa gidiyor. Esnaf da sıcak bakmıyor buna. Bir, iki, örneğin İşkur'la COSGAP'in düzenlemiş olduğu kurslar var. Kursa katılanlar şartları var. Çoğu da bilmiyor bunları. O şartları taşıyanlar. Şimdi devlet sigortada şu elektrikte teşvik yapıyor. Kime yapıyor? Yeni girecek olan, yeni sigortalı iş yerine iş çalacaksan 18 yaşından gün almış, 29 yaşını geçmemiş erkeklere sigorta indirimi yapıyor. 24 ay falan da yakın, işte 6 ay, 1 sene, 24 aya kadar da devlet sigortasını ödüyor. Ben mevcutum zaten, var benim yanında çalışan. Ama benden yararlanamıyorum. Yeni alacağım. Yeni alma imkanım yok zaten. Hayatımı idame ettiriyorum. Ya yanımda bir tane iki tane işçi varsa. Evet. Öyle mi? Evet. Biz onları aslında bu indirimlerden yararlandırmayız ki mevcut esnaf ve sanatkar hayatını idame ettirebilsin, sürdürebilsin, yürütebilsin. Şimdi bakalım, yani şuradan bakalım, şu devlet şimdi sıfır faizli COSGAP'ten çok da cazip bunlar. İşte %75'ini devlet ödeyecek, %25'ini esnaf sanatkar ödeyecek krediler.
ciddi ve samimi söylüyorum. Yapılan istatistiklerde 1/1 bile değil buradan yararlanan. 1/1 bile değil. O kadar bak çok düşük. Niye? Şartları taşımıyor. Bir nedenle esnaf ve sanatkarın birçoğu borçlu. İşte krizler yaşandı. Krizlerden sonra yapılandırma yapmış esnaf sanatkarın bir kısmı, birçoğu. Nerede yapmış? Vergiyle ilgili borcu varmış, yapmış. Sigortayla ilgili borcu varmış. Bağkur'la ilgili borcu varmış. İşte tarımla bilmem neyle yapılandırma yapmış. Belediyeyle neyle varsa yapılandırma yapmış. Bundan dolayı veyahut kredi kartından, anasından, babasından veyahut da çocuğundan. Hı hı. Geçmişten borçlanmış bu borçlu insanlar. Yapılandırmadan dolayı bir de kırmızı kalem yemişsen böyle bir şeyden yeni bir de borcu olmama mecburiyeti var bu işlerde. Evet. Yani bir şey talep ediyorsun projeye borcun da olmayacak. Kırmızı kalem mi, diğer bankaya falan birçok şeylere borcun olmayacak. Şimdi güzel şeyler var. Avrupa fonları var. Bizim bankalarla böyle zaman zaman görüşüyoruz. Geçenlerde Ziraat Bankası ile görüştük. Çanakkale'deki Ziraat Bankası ve merkezdekiyle. Onların bir Avrupa'dan gelen yeni bir kampanya başlatmışlar. İşte 1 ile 5 yıl esnaflık yapanlar ancak buradan yararlanacak. Yeni girenlerle işte 5 yıl içerisinde olan. Eskiler buna yararlanamıyor. O zaman yıllanmış esnafa hiçbir şekilde yardım yok. Yok yani yok. Genel olarak yok. Genel olarak yok. Genel çok olsa da çok az. Cazip olan uygulamalardan yararlanamıyor. Yararlanamıyor. Onun için işte mesela şimdi bizim demin sıraladık ya vergiyle ilgili problem dedik. Krediyle ilgili işte alamadıklarından dolayı problem sıkıntıları var. Bizim kanunlarla ilgili çıkan en son kanunlar harçlar. Onlarla ilgili problem sıkıntısı var. Mesela sosyal güvenlik yasasında düzenleme yapıldı biliyorsunuz işte. Evet. Bağkur, emekli sandı hepsi tek çatı altına toplandı. Evet. Güzel de oldu. Hizmetler de iyi, çok kötü değil. Yani geçmişte bir sürü sıkıntılar vardı. Hastanede, postanede bekliyordun. Sıralar, kuyruklar vardı. Bunlar kalktı da. Ama esnaf sanatkarın da buradan istek talepleri var. Örneğin esnaf sanatkarlar 63 yaşından sonra ticari araba kullanamıyor. Emeklilik yaşı bugün 65-68'lere çıktı. Evet. Ama bugün kamyon, taksi, minibüs kullanacak olan, ticari faaliyette bulunacak olan şoför esnafı 63 yaşından bugün aldığı takdirde bitti hayat. Bir yerlerde yok bu. Resmi daire birçok yerlerde 63 yaşından sonra çok bir tarafta var. Tutuyorsun sen emeklilik için prim yatırması için 65-68 yaşına kadar prim yatırması için çalışıyor adam. Evet. Ama burada ticarette tacir şey yapamıyorsun. Ticari araç kullanamıyorsun. Bir başka olay var. Esnaf ve sanatkardan emekli olduktan sonra zaten biliyorsun Bağkur'da esnaf ve sanatkar emekli olmak zorunda. Oradan olmak zorunda? Kendi namı hesabına çalışan tüm insanlar Bağkur'a kaydolmakla yükümlüler. Şimdi sigortaya da aynı şekilde. Onlardan destekleme primi kesiliyor. Bu destekleme primi kesilmemesi lazım. Neden kesilmemesi lazım? Ben yeni bir iş yeri kurmuyorum ki. Mevcut bir iş yerimde kendi primimi yatırıyorum. Yatırımcı olduğum kendi primimle yanımda çalışanın sigortasını ben yatırıyorum. O yanımda çalışan benim paramla primini alıyor, sağlık hizmetini alıyor, her şeyini alıyor, toplu para alıyor. Ben toplu para da alamıyorum. Değil mi? Devlette çalışan da öyle. Ama esnaf sanatkar kendi işinde kendi primini yatırıyor, emekli oluyor, aynı iş yerinden emekli olmuş, yeni bir iş yeri açmıyor. Destekleme primi kesiliyor yasaya göre. Ama öteki öyle değil. Yani sigortalı emekli olanlar devletten emekli olmuş, sigortadan emekli olmuş, yeni bir iş yeri açıyorlar. Onlardan kesilsin. Ama benden neden kesiliyor? Ben zaten mevcut iş yerim var. Evet. Mevcut iş yerimden emekli oluyorum. Gene idame ettiriyorum, hayatımı devam ettireceğim. Sen diyor emekli oldun ya bir de destekleme verdi. Para bir de düşük, onu da söyleyeyim yani sigortalıyla mukayese edilemez hala daha. Evet. Emekli sandığında kalınan maaşlar da mükayese edemezsin. Emekli maaşı. Tabii bunlardan da düşük. Tabii düşük. Yani o zaman bizden, esnaf sanatkardan, şu düzenlenen yasadan destekleme kesilmemeli. 63 yaş düzenlenmeli yeniden. Düzenlenmeli. Büyük firmalar ve şirketlerle ilgili rakabet sistemi yeniden düzenlenmeli. Yani bizim bu yasalar, kanunlar, bunlar hep değişilmeli. Peki 2013 yılına bakalım. 2013 yılında Çanakkale esnafını neler bekliyor? Siz şöyle ufkunuzda ne görüyorsunuz? İyi şeyler mi görüyorsunuz? Kötü şeyler mi görüyorsunuz? Şu anda esnaf krizde mi? Şu anda esnafın durumu nedir?
Şimdi ilk baş... Esnaf kan ağlıyor diye bir laf var. O şu an güzel değil, değil. Yani değil. Ben şimdi bakma bu kadar sıkıntı. En baştan yeni girdiğimde dedim ki şuraya Çanakkale'de doğmakla, Çanakkale'de yaşamakla, Çanakkale'de esnaflık yapmakla şanslıyız dedik. Hı-hı. Bakın Çanakkale'ye, Türkiye geneline bir değerlendirelim. İşte kışın tam ortasındayız. 24 saatte 12 saat çalışma imkanı var. Evet. Bir yani şuradan Çanakkale'den geç hemen şöyle. Bursa'da bile aynı imkanı bulamazsın. Veyahut git doğuda hiç daha bulamazsın. Diğer ülkelerde de böyle bir şey bulamazsın. Biz Çanakkale olarak yani çok karamsar, çok kötümser anlamda bir şeyler söylememiz haksızlık olur. Doğru olmaz. Doğru olmaz. Çanakkale'de doğmakla, büyümekle, yaşamakla, idame ettirmekle hayatımızı şanslıyız. Her şeye rağmen Çanakkale güzel yer. Çanakkale'nin tarihi, Çanakkale'nin kültürü, Çanakkale'nin işte domatesi, peyniri marka olmuş. Evet, meyvesi marka olmuş. Yani bir de güzel, şu kadar güzel yerde yaşıyoruz ki böyle bir boğaz dünyada var mı? Yok. Dünyada böyle bir boğaz yok. Evet. İstanbul Boğazı'na hiç benzemez. Karşıya bak, taş yığını, binalar. Burada öyle değil. Karşıda doğayı seyredersin. Bu tarafta şehri seyredersin. O kadar da güzel. Bu kadar güzel bir yerde de yani esnaf kan ağlıyor. Ama esnafın sorunları var. Esnafın istek talepleri var. Esnaf ve sanatkar korunup kollanmak istiyor. Bir, devletin anayasasında, anayasanın 173. maddesinde bir madde var. Evet. Orasında diyor ki devlet esnaf ve sanatkarları korur, kollayıcı tedbirleri alır. Fakat bu madde işlenmiyor, işletilmiyor. Bu madde işletilmediğinden dolayı esnaf ve sanatkar korunup kullanamıyor. Neden korunup kullanamıyor? Şimdi örneğin şu caddeye bakın. 50 tane giyim, üst giyim, dış giyim, iç giyim, çorap ne varsa 50 tane daha açılıyorsa mani olabiliyor musun? Olamazsınız. Neden? Ticarete mani yok. Öyle mi? Tabii. Ama arz talep burada ihtiyaç yok. Bir taraftan da diyor ki işte devletin yetkilileri birleşin. Şimdi bir taraftan birleşin deniliyor, bir taraftan da serbest piyasa ekonomisi, yapılan binaların hep altları iş yerleri, iş yeri açma ruhsatı veriliyor, iş yeri için müsaade ediliyor, bir taraftan da birleşin. Nasıl olacak bu iş? O zaman düzenlenmesi yapılması lazım. Evet. Bak 2013 beklentileriniz derken işte esnaf sanatkarın bir, vergiyle detaylı dolaylı vergiler düzenlenmeli. Gelir vergisinden bahsetmiyorum. İki, kredilerle ilgili kullanılır hale getirilmeli. Kimi? Mevcut esnaf ve sanatkarın. Mevcut hayatını idame ettiren, devam ettiren, çoluğuna çocuğuna bakan, yani onun okul masrafını karşılayan, ısınmasını, odununu, kömürünü, işte çırak kalfa yetiştiren bu esnaf sanatkar korunup kullanmalı. Bunlar da detaylı dolaylı vergilerle düzenlenmeli, kredilerden faydalanmalı. Hı hı. Ama en önemli bulduğumuz, demin de yeni de söylüyorum, bu esnaf ve sanatkar korunup kullanmalı. Yasayla da, kanunla da, işleri açıp kapatmayla da bir mahallede ne kadar ihtiyaç varsa tamam. Ama ihtiyaçtan sonrası da olmamalı. Örneğin işte bir zamanlar taksilere plaka tatili falan getirilmişti. Büyük şehirlerde falan vardı, birçok şehirlerde falan. Evet. Şimdi onların da birçoğu da çok uygulanır halde değil. Hı hı. Mesela diğer esnaf ve sanatkara da işte dedik ya yatırım yapacağız. Hı hı. Gross Market, Carrefour'u, Bim'i, Tansaş'ı, Kipas'ı kurulacak. Hı hı. Onlara serbest. Bu taraftaki esnaf sanatkarlar işini kaybediyor. Hı hı. İşte bunlarla ilgili de düzenleme getirilmeli. Yani ihtiyaca binaen bunlar olmalı. Arz talebe göre bunlar olmalı. Ama mevcut da devlete iş istemiyor, vergi veriyorsa, katma değer yaratıyorsa bunlar da korunup kullanmalı. 2013'te inşallah böyle olmalı. Bir de Çanakkale için söyleyeyim ya, Çanakkale'ye yatırım olsun. Çanakkale sadece öyle düşünmemek lazım. Bak Çanakkale Boğazı o kadar çok güzel ki. Bir tane yat limanımız yok. Bir yat limanı yapılmak kalktı, kıyametler koptu. Yani ilgisi olan olmayan da. Ben çok ilgiliyim diyenler de çok ilgili falan değil. Bak az evvel söyledim, Çanakkale'de 22.276 esnaf sanatkar var. Hangi odaların görüşleri alındı bu konuda? Hangi odalara gelindi bu kadar şey yapıldı? Bu esnaf sanatkar hepsi bu yatırımın olmasını istiyor buraya. Ama buna karşı çıkanlara bir bakın, ben öyle görüyorum. Burası olmasın ama şuraya da olsun demiyor. Tamam burası olmayacak da şurası da olsun demiyorlar. Öneriyor. Olmaz, bitti. Öyle değil. Bu ihtiyaç, Çanakkale'nin ihtiyacı.
Bu Çanakkale'ye bir an evveli yapılmalı. O kadar güzel bir boğaz, o kadar güzel bir deniz, Ege'yi Marmara'ya bağlıyor. Burada bir tane yat limanı yok. Boğaz, gözümüz o kadar güzel ki, tarih, kültür, her şey var, bakıyoruz, o güzelliklerden yararlanamıyoruz. İşte bu yatırımlar olsun, Çanakkale'ye raylı sistem, demiryolu gelmeli. Havaalanı güzelleşmeli, uluslararası daha açık olmalı, bunlar güzel şeyler. Neden? Çanakkale'nin değerleri artar. Çanakkale'nin meyvesi, sebzesi dedik ya, evet. Artık dünyaya mal olmuş, peyniridir, domatesidir, birçok şeyleri, bunlar artar. Bunları nasıl yapacaksın? Ulaşımını iyi sağlaman lazım. Evet. Yani geçilen bir yer değil, buraya sürekli ulaşımın kolay olduğu bir yer olması gerekli. Tabii. Bak burada üniversitemiz var. Üniversiteye sahip çıkmak lazım. İşte olur olmaz bir sürü dedikodular, olur olmaz bir sürü şeyler. Sadece siz Çanakkale'de yaşamıyor, biz de yaşıyoruz. Evet. Çanakkale'de 30-40 bin tane Çanakkale'ye katkı sağlıyor bu insanlar. Evlerine katkı sağlıyor, yemesine, içmesine, giyimine, kuşamına, esnafına, her şeye faydası var. Vur, kopar, at olmaz. Bazı şeyleri eğri oturup doğru konuşmak lazım. Evet. Yani her şeyi tutup da bir şeylerden böyle, yok rektörüne, yok Ahmet'ine, yok Mehmet'ine gerek yok. Yani burası barış kendi diyoruz. Barışı kendi kendimize bozuyoruz. İşte bir tane yat limon olacak, kıyametler kopuyor. Bir tane yol yapılacak, kıyametler kopuyor. Öyle değil, bunu el birliğiyle yapmak lazım. Her önüne gelen bir şeyler söylerse, her önüne gelen bir şeyler derse, orada öyle bir demokrasi de yok yani. Bazı şeyler paylaşılmalı. Evet. Bazı şeyler beraberce görüşülmeli. Burada yaşayan insanlara da bu işi sunulmalı, görüşülmeli, böyle olmalı. Yani Çanakkale güzel bir şehrimiz. Onun için yani esnaf kan alıyor. Esnaf işte şöyle buraya yatırım olmasın diye buraya olsun. Evet. Çanakkale'nin ulaşımı sağlansın. Eksiklerimiz var. Çanakkale'nin hava ulaşımı sağlansın. Çanakkale'nin deniz ulaşımı sağlansın. Bak ulaşımda sıkıntılar var. Çanakkale'nin işte üniversite daha çok gelişsin. Tarımı daha çok gelişsin. Bize üstümüze düşen ne görev varsa biz esnaf ve sanatkarlarla ilgili yani devletin her türlü yatırımının birçok şeylerinin yanında oluruz. Çanakkale'nin gelişip kalkınması için de yanında oluruz. Ben tekrar teşekkür ederim size. Neden teşekkür ederim? Bak, şu söylediklerimiz, daha söyleyemediğimiz birçok şey var. Mutlaka. Bunların mutlaka. Neden olduğunuz, vesile olduğunuz. Başta patronunuz olmak üzere şahsınıza Gülçin Hanım çok teşekkürler. Yani teşekkür güzel şeylere değinildi gibi düşünüyorum yani. Kesinlikle, kesinlikle. Yani birçok insanın bilmediği, dokunmadığı noktaları siz açıkladınız zaten. Biz de sadece esnafımız elbette ki Çanakkale için çok önemli. Bulunduğu pozisyon çok önemli. Dolayısıyla onların sıkıntılarını, isteklerini ya da beklentilerini öğrenmemiz gerekli elbette ki. Fakat bu arada bir soru daha soracağım Sayın Vurucu. Evet. Çok uzun süredir başkanlık yapıyorsunuz. Bu başkanlığınız esnasında sizin koltuğunuzda gözü olan diyeyim ya da başkan adayı hiç çıkmadı mı? Çıkmaz olur mu efendim? Neden çıkmasın? Yani çıkıyorlar, her zaman olabilir. Yani burada kimseye ne derler? Mahkeme kadıya mülk değil mi derler? Bize de burası babamızın tapulu yeri falan evet. Değil. Bizim işte belli dönemlerde seçimlerimiz olur. Bizim en şeffaf seçimlerde biz de onu da söyleyeyim. Neden olur? Neden en şeffaf seçimleri bizde? Yargı gözetiminde olur. Tüm esnaf ve sanatkarın katılımının yarısından bir fazlasının oyun alacaksın. Evet. Ben Odalar Birliği Başkanıyım. Bizim birliğimize bağlı Çanakkale, işte az evvel dedim, 22.276 tane esnaf sanatkar. Evet. 34 tane odamız var. 33 oda, bir tane de şubemiz, 34 tane oda. Evet. Önce meslek odalarımızın seçimleri olur. Lokantacılar, gazinocular odamızın üyeleri var. Berberler, kuaförlerin üyeleri var. Terziler, konfeksiyoncuların üyeleri var. Madeni işler var sanayide. Fırıncılar var. Marangoz, mobilyacılar var. Bakkallar, bayiler var. İlçelerde şoförler var. Bütün bu odalar kendi bünyesinde seçimler olur. Yönetimleri, denetimleri seçilir. Oraya seçilenlerin içerisinden biz seçiliriz. Çünkü herkes aday olabilir. Kimseye engel falan yok, mani yok. Evet. Yasanın getirmiş olduğu şartları taşıyan herkes buraya aday olabilir. Oy kullanılır.
oyda fazla oy alan buraya seçilir. Evet. Dolayısıyla yani ben Allah razı olsun bana oy veren, destek veren herkesten teşekkür ediyorum. Yani bu işler kolay iş değil, onu da söyleyeyim. Bundan bak, anlıyorum yöneticilik... ki, sözünüzü kesiyorum ama bundan anlıyorum ki 28 senedir çok büyük bir güven vermişsiniz. Çünkü ben... Çok büyük bir alaka göstermişsiniz ki esnaf sizi bu duruma getirmiş. Dolayısıyla ben sizin sözlerinizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten de tabii bak şunu söyleyeceğim. İdarecilik, yöneticilik çok zor. Zaman geliyor... Kendi evinde sen idarecisin. Kimin? Evet. Çoluğunun, çocuğunun, eşinin, annenin, babanın orada idareciliğini yapıyorsun. Evet. Zaman geliyor çocuğuna dert anlatamazsın. Hı-hı. Ama yöneticilik o kadar çok zor ki o ev aileye falan da benzemez. Tabii. Gecenin saat 2'sinde 3'ünde telefon çalar. Falan yerde karakoldayım bana gel der. Gitmek zorundasın. İşte sigortada, vergide, bilmem nerede, jandarmada... Sorumluluk alması gerekiyor. Tabii birçok. Yani iş yerin açılıp kapanması da kredisi alamamıştır işte. Evet. Bilmem ne, birçok şeylerde ilgilenmek zorundasınız. Yani bir de şunu da söyleyeyim ben. Bizim esnaf ve sanatkarlara tabii bilmeyen insanlar çok şeyler söylüyorlar. Aslında esnaf sanatkarların, esnaf ve sanatkarın odalarımız üyelerine hizmet veriyorlar. Bak birçok odalarımızda kurtarıcılarımız var. Ambulanslar var. Ham madde temini var. Birçok diğer eczacılarda, barolarda, işte ticaret oldu. Birçok odalarda böyle katkı desteği yoktur. Bizim odalarımızda üyelerine hizmetler var. Basit üsülle ilgili evrakları kendi odalarında hizmetleri yürütülür. Evet. Ticaret odalarında böyle şey zaten olmaz. Olmaz. Ona defter tutacak. Tabii. Eczacılarda zaten olmaz. Yok. Bak bir de şu korunan meslekler var. Onu da söyleyeyim sana. Devlet yasayla kanunla, devlet birçok meslekleri de koruma altına almış. Evet. Avukatlar bugün koruma aldı yasalarla. Hı. Hele muhasebeciler. En çok korunup kullananlardan bir meslek dalları da onlar. Yani bugün muhasebecilik senin çocuğun, benim çocuğum üniversiteyi bitirmiş, mali müşavirlik okulunu bitirmiş. O almış olduğu diplomayla gidip de muhasebe bürosu açamaz. Ama esnaf sanatkar da öyle değil. Cebinde parası olan gider, iş yeri açar. Bir muhasebe bürosu açabilmek için önce onların düzenlemiş olduğu, devletin koymuş olduğu yasalarla sınavlara tabi. En az 2 sene, 3 sene staj görecek. Avukatlıkta da bu böyle. Bizim bir sürü hukuku bilmem ne, işte emekli olan esnaflarımız var. Parayı koyuyor cebine, ertesi günü gidiyor, işi yerine açıyor. Yok stajmış, yok imtihanmış, yok hiçbir şey yok. Bak, tamamen denge- sınav. Tabii öyle bir dengesizlikler var ki. Şimdi muhasebeci o staj 2 sene, 3 sene staj görecek. Staj bittikten sonra tekrar imtihana girecek. İmtihanda başarılı olursa ancak bir muhasebe bürosu açabilecek. Bu ne demektir? Bu koruma altına almak demek. Bu koruyup kollamak demektir. Evet, evet. Yani diğer şeylerde bugün Çanakkale'de ilçelerde bir eczane açabilir misin? Açamazsın. Şartları ağır. Kanunu yasası var, koruyup kollama var. Ama önüne gelen kahvehane de açar, kasap dükkanı da açar, her şey yapar. Evet. O zaman buna da meslek, buna da korunup kollanmalı. İşte biz bunların temsilcisiyiz. Dolayısıyla bize adaylar oluyor. Bu geçen dönem yoktu, bir evvelkinde vardı. Yıllardır gelip çıkar, değişirler. O dolarımızda da olur. Hiç kimsenin işte zoru zoruna sen de işte gel buraya aday ol, sen de olma deme hakkına sahip değiliz. Tabii ki. Değiliz. Tabii ki. Sonra bir de şunu söyleyeyim. Yani kimsenin elinde şuradan çıkacak senet bile yok. Allah nasip ediyorsa bu işler olacak. Tabii ama ki. Mücadele şart. Hı-hı. Çalışmak şart. Yani sen burada emek vermeden kimse getirip de seni şuraya oturmaz. Tabii. Oturtturmaz. Tabii. Sen şurada görev kesinlikle yapıyorsan, para veriyorlarsa sana bir mücadele veriyorsun. Tabii. İşinin karşılığını veriyorsun. Sen burada işinde başarılırsan, şu arkadaşımız burada görevinde başarılırsa onun mükafatı artar. Bizimkiler de öyle. Evet. Yani zannetme biz oralarda yöneticilik, idarecilik benden çok tahsilli olanlar var. Benden çok zengin olanlar, benden çok bilgili olanlar var. Ama Allah bize nasip etmiş. Bir ekip evet var, çalışıyoruz. Hı-hı. İşte aday oluyoruz. Hı-hı. Bu işlerde nasip kısmet de. Nasip olmazsa... Olmaz. Biz de çok çok başarılar diliyoruz işlerinizde. Evet, takdir gerekli. Bence işinizde de zaten bu kadar yıldır doğru düzgün işler yaptığınız için takdiri almışsınız. Şükürler olsun Allah'a, şükürler Allah olsun. Allah da daim etsin. Amin yarabbim. Programımızın sonuna geldik. Son söylemek istediğiniz sevgili dinleyicilerimize, izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Boğaz Medya'ya teşekkürler, Boğaz Radyo'ya teşekkürler, Boğaz Gazetesi'ne teşekkürler. Esnaf sanatkâre sahip çıktığından dolayı, bizi buralara davet ettiğinden dolayı, bu sesimizi duyurduğundan dolayı 2013 yılının tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bol bereketli olmasını diliyorum.
bu programların biraz daha sık olmasını diliyorum. Sadece ben değil, 33-34 odamız var. Onların da temsilcileri şuraya gelip bir şeyler söylesinler. Çanakkale hepimizin. Evet. Bu memleket hepimizin. Yani o oldu bu oldudan öte ne katkı sağlayabiliyorsak, hı-hı, ne verebiliyorsak memleketimiz için yapmak zorundayız. Hı-hı. Bu memleketin değerini, kıymetini bilelim. Bundan dolayı da sizlere Gülçin Hanım başta olmak üzere başkan patronlarınız hepinize çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, programımızın geldik sonuna ve Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Sayın Mustafa Vurucu konuğumuzdu. Esnafı işledik, esnafın sorunlarını işledik, 2012'de neler yaşamışlar onları işledik. Onlarla ilgili bilgiler aldık. Programlarımız kapsamında işleyeceğimiz konular da devam edecek. Belki sıra sizin sorularınıza da gelecek, sizin sorularınıza da cevap bulacağız. Evet, bizi izlemeye devam edin, bizi dinlemeye devam edin, haberiniz olsun.